Öncelikle şunu belirtmek isterim ki 2007 yılından itibaren Avrupa Birliği tarafından Avrupa Konseyi'ne üye ülkeler arasında Ekim ayının ilk haftası Avrupa Yerel Demokrasi Haftası olarak kutlanmaya başladı. Biz de Edremit Belediyesi olarak son 3 yıldır bu Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'na belediyemizde, ilçemizde düzenlediğimiz etkinliklerle katılıp Edremit'in bir Avrupa kenti olması yolunda adım adım ileriye doğru götürmeye çalışıyoruz. Bu konuda bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğiz. İlk düzenlediğimizde değişik kentler, Türkiye'den değişik kentlerin de katıldığı bu etkinlikte biz 12 yıldızlı şehir ünvanını almıştık. Geçen yılda onun bir üst ünvanı olan Avrupa kenti ödülünü aldık. Bu adım adım Edremit Avrupa'da daha yukarılara doğru tırmanan bir şehir olacak. Bu bize ne kazandırıyor diye düşündüğümüz zaman bize kazandırdığı en önemli şey Edremit bir marka kent oldu. Marka kent olmasının Edremit'e kazandırdığı etken ise Edremit'e gelen turist sayısının artmasını sağlayacak. Bundan dolayı biz bu iş için uğraşıyoruz. Çünkü Edremit hakikaten dünyada coğrafya olarak cennet diye nitelendirebileceğimiz bir coğrafyada yer almakta. Ve bu cennetin de devamı için Edremit'te sadece mevcut coğrafyadaki en önemli doku olan zeytinciliğin geliştirmesi ve bu coğrafyayı koruyabilecek şekilde halkın medeniyet seviyesini yükseltecek, geçim kaynaklarını arttıracak olan turizmin geliştirmesiyle mümkün. Onun için buna uğraşıyoruz ve burada görevimiz devam ettiği müddetçe de Edremit'i bu doğrultuda bu hedefe doğru hızla yürümesini sağlayacağız. Ben onun için bu konuda emeği geçen başta sevgili başkan yardımcımız Tamer Acar ve onun yanında beraberce çalıştığı bütün ekip arkadaşlarına Edremit ve Edremitliler adına teşekkür ediyorum. Evet saygıdeğer basın mensupları, 2007 yılından itibaren Avrupa Konseyi'ne üye 47 ülkede eş zamanlı olarak her yıl Ekim ayının ortalarında kutlanan Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nda Edremit Belediyesi olarak katılımcı demokrasi anlayışı çerçevesinde bir takım faaliyetler ile geçen seneden sonra ikinci kez 15-17-2018 tarihlerinde kutlayacağız. 2017 yılında yani Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nın 10. yılında düzenlediğimiz 16 etkinlik ile Avrupa Konseyi'nin en prestijli ödüllerinden olan 12 Yıldız Şehir ünvanını Güney Marmara'da kazanan ilk şehrimiz oldu. Böylelikle Edremit'imiz tarihinde ilk kez Avrupa boyutlu bir ödül alarak Avrupa şehirleri arasında kendisine yer etmiştir. Gerek ödül töreninde, gerekse ödül töreni öncesi her sene yapılan istişare toplantısı sayesinde Avrupa kentleri ile proje işbirliğimiz daha da artmıştır. Geçen sene yaptığımız etkinlikler sizlerin de sayesinde basında çok yer almış ve ilgi çekmiştir. Belediyemizin yaptığı bir etkinlik aynı şekilde Avrupa Konseyi'nin de dikkatini çok çekmiştir. Bu etkinliğimiz ilk kez belediyemizde çocuklarımıza söz verdiğimiz ve ilçemizde bulunan bir köprünün rengini kapalı oynama ile demokrasi deneyimlediği çocukların fikirleri geleceğin projeleridir söz konusu etkinliğimiz Avrupa Konseyi tarafından Türkiye'den tek olarak örnek göstererek etkinlik sonrası çocuklarımızın verdiği kararı uygulamamız bu haftaya özel ideal bir etkinlik olduğunu göstermiştir. Böylesine değerli bir kurumdan takdir almak bizim motivasyonumuzu yükseltirken belediye yönetimi olarak Avrupa Birliği açısından doğru yolda olduğumuzu da göstermiştir. Bu seneki etkinliklerimizde öncelikle Türkiye'den tek tescilli rota olma yolunda ilerleyen ve Türkiye'den ilk kez bir belediyenin inisiyatifiyle oluşturulan Avrupa Kültür Rotası adına son bir yılda yaptığımız çalışmaları değerlendirmek ve bu rota sayesinde birleştirdiğimiz Akdeniz'den 5 ülke arasındaki diyalogları geliştirmek adına Türkiye Cumhuriyeti Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü,
İtalya Kültür Bakanlığı temsilcisi, yine İtalya'dan Geato ve Castro belediyelerinden meslektaşlarımızı ve İtalya'da kurulan bizlerin de kurucu üye olduğu Uluslararası Aeneas Rotası Derneği Başkanı katılımlarıyla işbirliği ve bilgilendirme toplantısı organize edilmiştir. Bu senenin temasına uygun olarak gençleri ve çocuklarımızı etkinliklerimizde yine ön plana çıkardık. Edremit'te yaşayan gençler ve çocukların fikirlerini dinlemek ve Avrupa Birliği prensiplerine uygun yeni projelere adım atmak amacıyla etkinlikler organize ettik. Özellikle Edremit ilçesinde ilk kez farklı siyasi partilere mensup gençlik kolları temsilcileriyle yuvarlak masa toplantımız olacaktır. Bu yuvarlak masa toplantımızda kentimiz hakkında görüşmeler yapacağız. Haziran ayında aldığımız Avrupa Diploması Ödülü'nden sonra Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nı bir kez daha kutlayarak 12 Yıldız Şehri ünvanımızı bir kez daha ilçemize getirmek istiyoruz. Bu sayede Avrupa Ödülü'ne başvurarak ödülün bir sonraki adımı olan Şeref Bayrağı Ödülü'nü almak üzere yapacağımız çalışmalara örnek olması adına bu hafta yapılacak olan etkinliklere halkımızı ve siz değerli basınımızı bekliyorum. Katılan bütün arkadaşlara da belediye ve Edremitler adına teşekkür ederim.